Borsa İstanbul piyasa analizini sunar. Piyasa Analiz Programı'na hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertunç. Saatlerimiz 20.30'u gösterirken hafta içi her akşam olduğu gibi karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde günün öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaştıktan sonra ikinci bölümde otomotiv yazarı Emre Özpeynirci ile birlikte otomotiv piyasasının dinamiklerini konuşacağız. Kapatmaya hazırlanırken öne çıkan başlıklara birlikte bakalım. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, paritedeki düşüşün Eylül ihracatına 1.8 milyar dolarlık negatif etki yaptığını açıkladı. Gültepe, Euro-Dolar paritesindeki değişimin negatif etkisi Eylül'de ne yazık ki devam etti. Yılbaşında 1.15 seviyelerinde olan parite Eylül'de 0.96 seviyesine kadar geriledi. Paritedeki düşüş Eylül ihracatımıza 1.8 milyar dolarlık negatif etki yaptı. Yılın son çeyreğine girerken paritenin ihracatımıza olumsuz etkisi 10 milyar doları aştı. Bu kritik dönemde özellikle Euro bölgesine ihracat yapan firmalarımızın parite riskini göz önünde bulundurarak fiyatlandırmayı buna göre yapmaları da önem arz ediyor açıklamalarında bulundu. Bir diğer başlığımıza buradan gidelim. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya'ya bırakması ve Rusya'ya katılmak için oylama yapılan bölgelerin kaderinin ise Birleşmiş Milletler denetiminde yeniden yapılacak oylamalara göre belirlenmesi önerisini Kiev'e sert bir şekilde eleştirirken Kremlin bu öneriyi memnuniyetle karşıladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Musk'ın Ukrayna'daki savaşı sonlandıracağını düşündüğü önerisinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Peskov, Elon Musk gibi birinin bu durumdan barışçıl bir çıkış yolu arıyor olması son derece pozitif dedi. Peskov, birçok profesyonel diplomatın aksine Musk barışı getirecek yollar arıyor. Bunu Rusya'nın şartlarını yerine getirmeden sağlamak mümkün değil açıklamasında bulundu. Kiev ise zorla alınan hiçbir bölgeyi Rusya'ya bırakmayı kabul etmeyeceklerini ve insanların öldürüldüğü ya da yaşadığı yeri terk etmek zorunda bırakıldığı bir ortamda adil referandumların yapılamayacağını açıklamıştı. Evet, buradan bir diğer başlığımıza bakıyoruz. 2022 Nobel Fizik Ödülünü kuantum mekanikleri konusundaki çalışmalarından ötürü Fransız fizikçi Alan Aspect, Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi John Clauser ve Avustralyalı kuantum fizikçisi Anton Zellinger kazandı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında ödülün 3 bilim insanına dolanık fotonlarla ilgili deneyler ve belli eşitsizliklerin bozulduğunun gösterilmesi ve kuantum enformasyon biliminde öncülükleri vesilesiyle verildiği açıklandı. Açıklamada Aspect, Clauser ve Zellinger'ın bu çığır açan deneylerle dolanık durumdaki parçacıkların kontrol edilmesi ve araştırılması potansiyelinin varlığını ortaya koyduğu belirtildi. Devam edelim buradan. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada aralarında Apple'ın da bulunduğu şirketlerin sattığı ürünlerde USB-C şarj girişi olmasının zorunlu olması teklifi onaylandı. Avrupa Parlamentosu 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri
akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 evet, 13 hayır oyla kabul etti. Yasaya göre USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak. 2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylelikle tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek. Tüketiciler her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak. Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek. Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişletilecek. Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor. İtalya'ya gidelim buradan. İtalya'da tüketicilerin son aylarda enerji faturalarının eskiye nazaran 3-4 kat attığına dair şikayetleri ve eylemleri giderek sertleşiyor. İtalya'nın Torino şehrinde bir grup gösterici artan doğal gaz ve elektronik fiyatlarını protesto etmek amacıyla şehrin en büyük enerji dağıtıcı firmasının merkez binası önünde fatura yakma eylemi düzenledi. Bazı aktivistler dev pankartları ateşe verirken birçok eylemci ev, doğal gaz ve elektrik faturalarını teneke kutular içerisinde ateşe verdi. Bazı eylemciler verdikleri röportajda ise son dönemde İtalya'daki dev enerji şirketlerinin 40 milyar euro ve daha fazla kar ettiğini, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya Şubat 2022'de savaş açmasının akabinde Avrupa ülkeleri Moskova'ya ekonomik yaptırımlar uygulamış, Rusya da buna karşılık olarak Avrupa Birliği ülkelerine sattığı doğal gazı kesmişti. Karşılıklı yaptırımlar neticesinde enerji fiyatları son aylarda büyük oranlarda artış kaydetti. Haberlerimizle devam ediyoruz. Merkez Bankası Eylül ayında enflasyondaki artışta en belirgin katkının enerji ve hizmet gruplarından geldiğini bildirdi. Merkez Bankası Eylül ayında enflasyondaki artışta en belirgin katkının enerji ve hizmet gruplarından geldiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin olarak resmi internet sitesine yayımladığı Eylül ayı fiyat gelişmeleri raporuna göre enerji enflasyonu, uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarına paralel olarak gerileyen akaryakıt ve tüp gaz fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz, şebeke suyu gibi yönetilen, yönlendirilen kalemlerle katı yakıt fiyatlarındaki gelişmeleri etkisiyle önemli ölçüde yükseldi. Aynı rapora göre hizmet grubunda başta ulaştırma ve kira olmak üzere tüm alt gruplarda yıllık enflasyon yükselirken gıda grubunda da alt gruplar genelinde artış gözlendi. Temel mallarda dayanıklı tüketim grubundaki gerilemeye karşılık diğer alt gruplarda artış kaydedildi. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak doğal gaz fiyatlarının yüksek seyrettiğine vurgu yapılan raporda söz konusu durumun enerji fiyatlarına yansıdığı ve elektrik üretimiyle gaz imalatı öncülüğünde üretici fiyatların artışını hızlandığı, bu görünüm altında da mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinde aylık değişimlerde kısmi yavaşlama olmasına karşın yıllık bazda yükselişin sürdüğü ifade edildi. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar her ay 100 bas puan faiz indirimi yapmasını beklediğini açıkladı.
Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar her ay 100 baz puan faiz indirim yapmasını beklediğini açıkladı. Bankanın pazartesi günü yayınladığı bir notta, Merkez Bankası'nın büyük ölçüde para politikası duruşundan kopuk olduğunu gördüğümüz göz önüne alındığında, faiz indirimlerine devam etmesinin muhtemel olduğunu ve yıl sonuna kadar her toplantıda 100 baz puanlık indirim öngöreceğini düşünüyoruz ifadesine yer verildi. Aynı notta, son 2 ayda beklentilerin aksine art arda 2 ay 100'er baz puan faizi indirerek politika faizini %12'ye çeken Merkez Bankası'nın bugüne kadar daha kısıtlayıcı olan finansman ve makro ihtiyat politikalarında seçim öncesi önemli ölçüde gevşeme beklendiği bilgisine de yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayında enflasyondan önce faize baktığını belirterek artık yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek. Yıl sonunda temennim faizlerin tek haneye inmesi demişti. Birazdan otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'yi ağırladığımızda da konuyu detaylandıracağız. Önce sizlerle haberimizi paylaşalım. Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Eylül ayına göre %8.7 artarak 62.084 adet oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,7 oranında azalarak 520.530 adet olarak gerçekleşti. Açıklamada şöyle denildi. Otomobil satışları 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre %8,2 oranında azalarak 399.224 adet, hafif ticari araç pazarı %1,7 azalarak 121.306 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Eylül ayında %8,7, otomobil pazarı %2,9, hafif ticari araç pazarı ise %26,7 oranında arttı. 2022 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Eylül ayına göre %8,7 artarak 62.084 adet oldu. 2022 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 44.681 adet olurken hafif ticari araç pazarı %26,7 artarak 17.403 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %0,2 arttı. Otomobil pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %5,1 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre %16,9 arttı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre bu dönemde Türkiye'nin ihracatı yıllık bazda %9.2 artışla 22.6 milyar dolar oldu. İthalat ise %41.5 artışla 33 milyar dolar olarak gerçekleşti. Değerli Hazırun, küresel tedarik zincirlerinin hala toparlanamadığı, siyasi gerilimler ve savaşların da etkisiyle küresel enflasyonun zirveye çıktığı ve gelişmiş ekonomilerin resesyon sinyalleri verdiği böylesi bir ortamda Türkiye ekonomisi güçlü büyüme performansını sürdürmektedir. Uluslararası kuruluşlar tarafından da bu yöndeki performansımız teyit edilmekte olup OECD daha geçtiğimiz hafta yayımladığı ekonomik görünüm raporunda ülkemiz için 2022 büyüme tahminini %3,7'den %5,4'e yükseltmiştir. Değerli katılımcılar, Türkiye, ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 9 ayında da sürdürmüştür. Geride bıraktığımız Eylül ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %9,2 artışla 22,6 milyar dolar olmuştur. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, bu rakam ulaştığımız en yüksek Eylül ayı ihracat rakamıdır. Böylelikle 2022 yılının ilk 9 ayının tamamında aylık olarak en yüksek ihracat rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. 2022 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatımız ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %17 artış ile 188,2 milyar dolar seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir performans göstermiştir. Eylül ayında dış ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıla göre %26 oranında artışla 55,6 milyar dolara ulaşmıştır. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatımız 33 milyar dolar olmuştur. Ocak-Eylül dönemi ithalatımızın yaklaşık üçte biri
enerji ithalatından kaynaklanmaktadır. Öte yandan son dönemde altın ithalatında yaşanan yükselişte ithalatımızda yaşanan artış da etkili olmaya başlamıştır. Söz konusu artış Ocak-Eylül döneminde de devam etmiş olup toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %150 artarak 12,1 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Nitekim Eylül ayında altın ve enerji hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı %100'ün üzerine çıkmaktadır. Rotamızı biraz da yurt dışına çevirelim. New York Fed Başkanı enflasyonla mücadeleye devam edileceğinin sinyalini verdi. Başkan Williams, Amerikan Merkez Bankası Fed'in sıkı para politikasının işe yaradığını ancak henüz yeterli olmadığını söyledi. New York Fed Başkanı John Williams, Amerikan Merkez Bankası Fed'in enflasyonla mücadelesini değerlendirdi. Williams, sıkı para politikalarının işe yaradığını ancak enflasyonla mücadelede henüz işlerini bitmediğini ifade etti. Enflasyonun yatıştığını dile getiren Williams, fiyat baskılarının hala çok yüksek kaldığını vurguladı. Fed'in enflasyonu kontrol altına alması için her şeye rağmen ilerlemesi gerektiğini söyledi. Bu durumun ekonomik büyümede yavaşlamaya ve daha yüksek işsizliğe sebep olacağını sözlerine ekledi. Hali hazırda %3,7 gelen işsizlik rakamlarının 2023 sonuna kadar %4,5'e yükselebileceğini söyledi. Williams, yüksek enflasyonun ekonomide tam kapasite performans sergilemesine engel olduğunu ifade ederken, faiz artırımları ile ilgili değerlendirmede bulunmadı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Merkez Bankası'nı politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalan üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Georgieva, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Reuters'a verdiği röportajda doğru maliye politikalarıyla küresel durgunluğun önlenebileceğini belirtti. Hükümetlerin maliye politikalarının para politikası sıkılaşmasıyla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğini dikkati çeken Georgieva, ancak gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini bildirdi. Georgieva, Fed'e politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olma çağrısına bulunarak, Fed'in sorumluluğunun çok yüksek olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı açıkladığı raporda Fed ve Avrupa Merkez Bankası gibi gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirmişti. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın raporunda resesyon yaratmadan daha yüksek faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekebilmeye dair herhangi bir düşüncenin ihtiyatsız bir kumar olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası gibi gelişmiş ülkelerdeki merkez bankalarının faizleri artırmaya devam etmesinin küresel ekonomiyi resesyona ve ardından uzun süreli durgunluğa itme riski taşıdığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın açıkladığı 2022 Ticaret ve Kalkınma raporunda bu yılki küresel büyüme rakamları değerlendirilirken geleceğe dair öngörüler paylaşıldı. Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki hızlı faiz artışları ve mali sıkılaşmanın COVID-19 salgını ve Ukrayna'daki savaştan kaynaklı ardı ardına gelen krizlerle birleşerek hali hazırda küresel ekonomideki yavaşlamayı gerilemeye dönüştürdüğü ve ekonomide istenen yumuşak inişin olası görünmediği belirtildi. Raporda faiz artırımları yüzünden gelişmekte olan 90 ülkenin ulusal parasının bu yıl dolar karşısında %10'dan fazla değer kaybettiği vurgulandı. Küresel ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerin kötüleştiği belirtilen raporda dünya ekonomisinin bu yıl %2,5 büyümesinin beklendiği bildirildi. Evet, programımızın bu bölümünde otomotiv yazarı Emre Özpeynirci bize eşlik ediyor. Emre, merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Uzun zaman oldu otomotiv piyasası üzerine seninle sohbet etme şansı yakalayamayalı. Zira sen yurt dışında sürekli fuarlara vesaire katıldığın için ve oradan edindiğin bilgileri bizlerle yazıların aracılığıyla da paylaştığın için teşekkür ederiz. Ama seninle de yayın yapamadık uzunca bir zamandır. Evet, doğru söylüyorsun ya. İlk fırsatta zaten stüdyoya gelmek istiyorum.
canlı canlı seninle sohbet etmeyi özledik. Bekliyoruz her zaman. Şimdi bugün verileri karşıladık. Otomobil pazarı Eylül ayında yıllık bazda artış kaydetti. Ama sanırım verilere baktığımızda ve piyasa gerçekliklerine baktığımızda arada bir boşluk var, bir uçurum var. Bu neden kaynaklanıyor? Gerçekten otomobil pazarı Eylül ayında bir genişleme kaydetti mi? Yoksa burada dikkat edilmesi gereken farklı noktalar mı söz konusu sence? Evet, çok doğru. Yani baz etkisi var. Yani geçtiğimiz yıl Eylül ayında 48 bin adetler, 50 bin adetler civarındaydı. Sonuçta o pazara göre artmış gözüküyor. Ama bir önceki 2020 yılı Eylül ayında 90 binlik pazardan bahsediyoruz. Dolayısıyla 85 milyon nüfuslu bir ülkede 62 bin araç satıldığı için satışlar arttı demek bana biraz komik geliyor. Önümüzdeki döneme ilişkin aslında duruma iyi bakmak lazım. 9 aylık sonuçlara bakmak lazım ki 9 aylık sonuçlar %7'ye yakın daralma olduğunu gösteriyor. Daralma devam ediyor. Ve yapılan açıklamalarda yıl sonunda pazarın geçtiğimiz yılın altında kalacağı. Yani önemli olan nokta bu. Geçen senenin bile altında bir pazardan bahsederken Eylül ayında satışlar arttı diye bunu böyle müjdeli haber olarak vermek bana doğru gelmiyor. Sonuçta bir baz etkisi var. Bu baz etkisiyle Temmuz-Ağustos'ta %17'lik, %20'lik kayıplar yaşandı. Eylül ayına gelindiğinde de işte geçtiğimiz yıla göre düşünerek birazcık artış var gözüküyor. Ama hala problemler devam ediyor otomotiv sektöründe. Peki kapanış için neler bekleniyor? Yani 2021'in aslında şuradan bakalım. 2021'in dinamikleri neydi ki baz etkisiyle onun üzerine çıktık? Bir çip krizi vardı, kurdaki yüksek hareketleri görmüştük. Zaten birazdan programımızın devamında buradan da izleyicilerimize söylemiş olalım. İkinci el piyasasını ve matrah konularını da konuşacağız ama 2021'de ne oldu ki biz baz etkisiyle burada bir yükseliş gördük? Ya 2021'deki en büyük sıkıntı tedarik problemiydi. Hala o devam ediyor ama geçtiğimiz yıl Eylül ayında bu problem daha da fazla artmıştı. Son çeyrekte normalde otomotiv sektöründe hareket artar ama geçtiğimiz yıl böyle olmamıştı. Pazarda ciddi bir düşüş vardı tedarik problemi. Yani talep vardı ama tedarikte sıkıntı vardı. Bu yıla geldiğimiz zaman da henüz bunlar aşılmış değil. Hala tedarik problemleri devam ediyor. Ama biraz daha araç alabilen satmış ve pazar 62 bin oluşmuş. Ama burada 62 bin pazarda da detaylara bakmak lazım. Hafif ticari araç segmentinde %27 bir artış var Eylül ayında. Otomobil satışlarında %3'ün altında, yani %2.8 gibi bir artış var. Burada biraz daha insanlar, yani ticaret veya işte esnaf otomobil veya ticari araç almış veya otomobil alamayanlar daha düşük ÖTV oranı olduğu için hafif ticari araçların binek versiyonlarını tercih etmiş. Görünen tablo bu. Yani ama geçtiğimiz yıl pazar nasıldı? Geçtiğimiz yıl tedarik problemlerine tümüne rağmen pazar yıl sonunda 770-780 bin civarındaydı. Bu yıl 750 bin civarında eğer kapatılırsa iyi pazar olacak deniyor. Yani o noktaya geldi ama Türkiye 85 milyon nüfuslu bir ülke. Pazarının en az 1,5, yani 1 milyonun üzerinde olması lazım ki biz pazar, iyi pazar diyebilirim. 750 binlik pazar, otomobilde 600 binlik satışlar gerçekten Türkiye'nin potansiyeline uymayan, potansiyelin yakınından bile geçmeyen rakamlar. Umarım ileride beklenen veya hayal edilen o büyük pazarlar oluşur. Emre, peki baktığımızda aslında otomotiv sektörü için biz ekonominin genel dinamikleri içerisinde konuştuğumuzda her zaman lokomotif deriz yani sektör bazında. Dolayısıyla bu pazardaki daralma ve bu pazardaki problemlerin devam etmesi ekonominin geneli için ne kadar tehlike çanlarını hareketlendiriyor sence? Çok doğru bu nokta. Evet, Türkiye ekonomisinin lokomotifi otomotiv sektörü, otomotiv sanayi, ihracatta bu yılı, eğer bu yıl birazcık geri kaldı belki ama son 12-13 yıldır ihracatın lideri. Bu noktadan bakıldığı zaman Türkiye'de otomotiv sanayinin stratejik bir sektör olarak belirlenip önümüzdeki dönemde ekonomik büyümeyi sağlaması için teşvik edilmesi gerekiyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü şu anda dünyada pandemi sonrasında pazarlarda ciddi sıkıntı var. Çin pazarı pandemide gösterdi ki
çok uzak tedariklerde problem oluyor. Lojistik problemleri artıyor. Dolayısıyla çok feasible değil. Rusya pazarı malum. Avrupa çok pahalı bir pazar. Yani hem üretim olarak hem işçilik olarak. Doğu Avrupa istenilen kalitede üretime ulaşamadı. İşçilikte fiyatlar biraz daha Avrupa'ya oranla düşük olsa da verimlilik anlamında Doğu Avrupa'da çok büyük verim alınamadı. Yani Türkiye bu noktada hem otomobil üretim kalitesinde hem verimlilikte hem de işçilik maliyetlerinde en cazip pazarların başında geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin otomotiv yatırımlarını çekmesi gerekiyor. Otomotiv yatırımlarını çekmesinin de ana temel unsurlarından bir tanesi güçlü bir iç pazar. Yani biz iç pazarı eğer büyütürsek, iç pazarı 1,5 milyon, 2 milyon mertebesine getirirsek o zaman daha fazla yatırım çekeriz. Biz 25 yıldır Türkiye'ye yeni yatırım çekemiyoruz. Mevcut yatırımlar kendi işlerinde büyüyor ama yeni yatırım çekemiyoruz. Çünkü yeni yatırım gelmesi için öncelikli olarak pazarın güçlü olması lazım. Riski minimize etmek adına. Diğer taraftan da konjonktür olarak da uygun olması lazım. Biz aslında her açıdan her doneyi sağlıyoruz ama iç pazarı bir türlü büyütemiyoruz. 600 bin adetlik bir otomobil pazarı yeni yatırım çekmek için yeterli değil. Ama önümüzdeki dönemde bence bir çalıştay yapılarak otomotiv sektörünün stratejik sektör olarak belirlenip desteklenmesi, teşvik edilmesi, iç pazarı büyütecek bir takım vergi reformlarının devreye girmesi gerekiyor. Şimdi burada tabii iç pazarın hareketlenmemesi için peki hareketli olmamasının altında yatan sebepler neler? O zaman istersen gel biraz bunlara bakalım. Her zaman evet. Bahsediyoruz elbette matrah düzenlemesi, mevcut dolar kuru seviyelerine. Matrahta herhangi bir düzenleme yapılsa dahi dolar kuru zaman içinde yukarıya doğru ivmesini hareket ettirdiği için bu düzenleme nötre dönüyor. Dolayısıyla belki düzenleme yapıldığında hemen hareket etmek ya da bu düzenlemenin biraz daha periyodik aralıklarla da yapılması gerekiyor gibi görünüyor. Sen ne dersin? İç piyasayı hareketlendirmek için şu an piyasanın ihtiyacı olan dinamikler neler? Yani şimdi öyle zor ki otomotiv sektörünün durumu her açıdan parametreler aleyhine işliyor. Yani evet matrah güncellemesi yapılmalı. Çünkü en son yani gerçek anlamda geçen sene Ağustos ayında yapıldı. O günden bugüne Ocak ayındaki ben bir düzenleme olarak söyleyebilirim. Bir güncelleme değildi tam anlamıyla. Geçen Ağustos ayından bu şu ana kadar otomobil fiyatları %150'nin üzerinde büyüdü. Yani matrahlar zorunlu olarak güncellenmek zorunda. Şu anda otomobillerin %90'ı %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. %45, 50, 60 ve hatta 70'te neredeyse hiç otomobil yok. 45, 50 ve 60'ta zaten yok. 70'te de çok az. Bir iki tane model kaldı. Dolayısıyla bu güncellenmeli. Ama matrah güncellenmesi otomotiv sektörüne sadece geçici bir nefes aldırır. Yani çünkü kurlar artmaya devam ettikçe, üretim maliyetleri artmaya devam ettikçe 3 ay sonra yeniden güncellenme ihtiyacı doğacaktır. Bu yüzden ben hep söylüyorum, bu matrah sistemi ilkel bir sistem. Bu matrah sisteminden kurtulması gerekiyor. Yoksa sonuçta biz her 3 ayda bir, her 6 ayda bir güncellemeyi tekrar konuşmaya başlarız. Çünkü fiyatlar artmaya devam ediyor. Fiyatların düşmesi için hiçbir şey yok şu anda, kriter yok. Çünkü bir taraftan kurlar artıyor, bir taraftan baktığımız zaman vergi dilimlerinde değişim var ve en önemlisi üretim maliyetleri artıyor. Hem ham madde ihtiyacından, hem tedarik problemlerinden, hem de son olarak Avrupa ile Rusya yaşanan enerji krizinden dolayı üretim maliyetleri artıyor. Yani önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da zamlanacak. Ben söylüyordum, Ağustos ayında da söyledim, Temmuz'da da söyledim. Otomobil fiyatları şu parametrelerle düşmez. Bakın Eylül ayında fiyatlar zamlandı, Ekim ayı itibariyle yeni zamlar geldi. Önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerindeki artış fiyatlara yansıyacak. Bu da bütün sektörü etkileyecek. Dolayısıyla otomotiv sektörü açısından bakıldığı zaman aslında zor bir dönemdeyiz. Ama bir takım işte vergi reformlarıyla, bir takım desteklerle sektörün önünün açılması gerekiyor. Bir taraftan da şöyle bir durum söz konusu. Vergiler düşse dahi veya matrah güncellense dahi insanlar kredi alamıyorlar. Kredi bulamıyorlar. Evet. Kredi redleri geliyor. Yani dolayısıyla orada da kapı kapalı. Yani orada da güncellemeye ihtiyaç var. Belki biraz sonra onlara da konuşuruz.
Direkt konuşalım Emre. Çünkü baktığımızda bir seçim sürecindeyiz. Evet. Dolayısıyla seçim süreçlerinde her zaman popülist politikalar güdülür. Bu dünyanın genelinde de zaten böyle olan bir şeydir. Siyasetin normalidir. Gördük zaten bütçede bazı genişlemeler var. Yeni konut projeleri vesaire gibi bir takım şeyleri karşılıyoruz elbette. Sektörde otomotiv piyasasına ilişkin bu süreç özelinde bakıldığında bir düzenleme beklentisi var mı? Yani doğrudan şu şekilde sormak çok iddialı olacak, bilemiyorum. Bir ÖTV düzenlemesi gelir mi seçim öncesi diye. Çünkü etrafımdan da sorguladığım kadarıyla sektör temsilcilerini de yayınlarımıza alıyoruz. Genel olarak seçim öncesi herhalde bir düzenleme olabileceğine yönelik beklentiler var. Senin cephende nasıl görünüyor? Şimdi bir kere otomotiv sektörü için en büyük tehlike ÖTV indirimi söylentileri, spekülasyonları. Yani 15 günde bir sürekli bir ÖTV inecek diye spekülatif haberler yapılıyor. İşte hükümet tarafından haberler sızdırıldığı söyleniyor. Bu sektör için çok tehlikeli. Çünkü bu tip söylentiler sektörde zaten düşük olan satışları iyice durdurma noktasına geliyor. Öteliyor mu insanlar beklentisiyle? Tabii ki. Yani şimdi siz ÖTV inecek diye hükümet yetkilisinin ağzından bir şey duyarsanız, otomobil alacağınız varsa alır mısınız? Yani dolayısıyla piyasayı durduruyor ama böyle bir şey yok. Yani 10 yıldan beri bu tip ÖTV düzenlemeleri bir gece ansızın yapılmıştır. Yani bırakın sektör yetkililerini, hükümetin birçok üyesi bile gece yarısı öğrenmiştir. Yani dolayısıyla bu tip spekülatif haberler olduğu zaman konuşulması gerekiyor. Yani biz şimdi her hafta bana en çok gelen soru ÖTV inecek mi, matrak güncellenecek mi? Evet, matrak güncellenmesinin zaruri olduğunu üstüne basa basa söylüyorum. Ama şu anda şu konjonktürde ÖTV inmez. Çünkü bütçede ÖTV geliri önemli bir kalem. Ve bu yıl için ÖTV geliri otomotivden alınacak iki kat arttırıldı. Yani 70.3 milyardan 140 milyara çıkartıldı. Böyle bir ortamda ÖTV indirimi şu an için söz konusu olamaz diyorum. Yani rasyonel olarak baktığımız zaman mümkün değil. Çünkü bütçe açığını başka bir şeyle kapatmaları gerekiyor. Eğer başka bir şey bulunamazsa şu an için bir ÖTV indiriminin beklentisi içine girmemek lazım. Ama dediğiniz çok doğru, bir seçim ekonomisi, bir seçim dönemine giriyoruz. Ama seçim dönemine girmeden önce hükümet ÖTV indirimini yapsa bu dönem mi yapar yoksa seçimden bir iki ay önce mi yapar? Yani bunu da düşünmek lazım. Şu anda yapılacak bir ÖTV indirimi hükümete seçimde oy kazandırır mı yoksa bir iki ay önce yapılacak mı? Dolayısıyla ÖTV indirim söylentileri sektöre zarar veren söylentiler. Hele bütçede ÖTV kalemi bu kadar büyük yer tutuyorsa ÖTV indirimi beklemek şu anda bence hayalcilik olur. Zaten bugün rakamlar açıklandı. Biliyorsun %8 civarında pazar büyümüş. Hükümet şöyle düşünüyor. Ya az araç geliyor ama gelen araç satılıyor diye bakıyor. Yani eğer pazar son 3 ayda %40, %50 düşse o zaman deriz ki yani pazar zor durumda. Vatandaş otomobil alamıyor. O zaman bir beklenti içine girmek lazım. Şu an zaten olan araç satıyor. Ve hükümet yetkilileri de bunu açık açık söylüyorlar. Yani biz bırakın ÖTV indirimini, ÖTV arttırmayı bile düşündük diyen bakanlarımız var biliyorsun. Yani böyle bir ortamda ÖTV indirimi beklemek bence hayalcilik. Ama seçim öncesinde bunu bir seçim yatırımı olarak yaparlar mı bekleyip göreceğiz. Evet. Ama bu tip söylentiler gerçekten sektöre zarar veriyor. Peki biraz daha burada sence kredilerde mi bir düzenlemeye gitmesi daha mantıklı bir senaryo olur? Ya da matrahlarda mı bir düzenlemeye gidilmesi beklentisi daha mantıklı olur? Şimdi ikisinin bir arada yapılması lazım. Bir, matrak güncellemesi ama tam anlamıyla bir matrak güncellemesi yapılması lazım. Bu ne demek? Yani Türkiye'deki birçok modelin özellikle orta segmentteki en azından %45-50'ye girebilmesi anlamına geliyor. Onlar giremese bile %60-70 olması gerekiyor. Yani en ucuz otomobil 500 bin liradan başlamamalı. En azından en ucuz otomobil 250 bin liradan başlasın ki Türkiye'de alım gücüne, düşen alım gücüne bağlı olarak insanlar otomobil alabilsinler. Tabii bununla da kalmıyor. Aynı anda da krediye ulaşımın da kolaylaşması sağlanması lazım. Yani çünkü otomobiller Türkiye'de krediler faizleri ne zaman düşerse o zaman en çok satıldığı dönemler. Şu anda Merkez Bankası faiz indiriyor ama reel faizlerde bu indirimi göremiyoruz. Bugün en düşük otomobil kredisi aylık 2,5'tan başlıyor.
Bir de bununla da kalmıyor. Vadeler çok düşük. Yani bugün 400 ile 800 bin lira arasında bir otomobil almaya kalktığınız zaman ancak otomobil fiyatının yarısı kadar kredi alabiliyorsunuz. Maksimum vade de 36 ay. Yani 400 bin liranın altında otomobil kalmadığı için BDDK'nın artık vadeleri de kredi oranlarının da yenilemesi, güncellemesi gerekiyor. Yani matrak güncellemesiyle kredi güncellemesi yapılıp kredi kullanımının teşvik edilmesi, arttırılması, faizlerin Merkez Bankası'nın indirimi oranında da düşmesi gerekiyor. Aksi takdirde bir ayak yapılmazsa öbür ayak olmadığı için çok da başarılı olmaz. Evet. Emre, bir ortalama otomobil fiyatı üzerinden maksimum 36 ay vadeyle çekilecek bir kredi. Bir simülasyon yapalım mı seninle burada? Yani ayda ne kadar ödemek gerekiyor? Çünkü toplumun çok geniş bir kısmı asgari ücretle geçimini sağlıyor. Dolayısıyla tabii ne kadar erişilebilir? Belki bu açıdan da bize fikir verir. Yani şöyle söyleyelim. Şu anda en ucuz otomobil ortalama 500 bin TL civarında. 500 bin TL otomobil almak için size kullandırılan kredi %50. Yani %50'sini kredi olarak alabiliyorsunuz. Bu ne demek? 250 bin lira kredi alabiliyorsunuz. Ama 250 bin lira kredi aldığınız zaman vadesi maksimum 36 ay. 36 ay vadeyle 250 binlik kredi aldığınız zaman şu anda aylık ödemeleri yaklaşık 11-12 bin TL'den başlıyor. 13 bin liraya da var. Yani taşıt finansman şirketlerinde kredi faizleri aylık %4-5 oranında. Dolayısıyla minimum 12 bin lira aylık ödemeniz gerekiyor sizin 250 bin liralık kredi için. Zaten bir de 250 bin peşin verdiniz. Bununla kalmıyor, sonuçta sizin rutin harcamalarınız var. Bugün kasko fiyatları Türkiye'de geçtiğimiz yıla göre %150'nin üzerinde arttı. Trafik sigortası, yani zorunlu sigorta fiyatları arttı. Akaryakıt fiyatları malumunuz. Motorlu taşıtlar vergisi var, yılda iki kez ödediğimiz. Onun dışında bir de rutin bakım masrafları var. Yani sizin yeni bir sıfır bir otomobil aldığınız zaman en ucuzundan aylık rutin ödemelerle beraber aylık ödemeniz 15-16 bin lira minimum. Şimdi Türkiye'de kim 50 bin liranın altında maaş alıyorsa eğer bu parayı ödeyebilir. Hem ev kirası ödeyecek, hem işte çocukları varsa okul parası ödeyecek, hem de en ucuz otomobil için ayda 15-16 bin lira ayırabilecek. Yani Türkiye'de ne yazık ki bahsettiğimiz otomobil en ucuz otomobil. Siz fiyatları 700-800 bine, 1 milyona ki 1 milyonluk otomobiller artık orta segmentteki bir SUV'lerden bahsediyoruz. Çıkardığınız zaman aylık ödemeleriniz 25-30 bine buluyor. Dolayısıyla ben hep söylüyorum, Türkiye'de hane geliri 50 bin liranın altındaysa yeni bir otomobil alma şansı yok. Yani dolayısıyla sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bir taraftan faizlerin düşmesi, vadelerin artması, bir taraftan da fiyatların matrak düzenlemesi veya vergi indirimleriyle düşürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde Türkiye'de şu an nüfusun çok büyük bir kısmı, ki bu %97'yi falan buluyor, yeni bir otomobil alma şansı yok. Evet, zaten trafikte de baktığımızda birçok araç hurda statüsünde, değil mi? Yani kaç yaş üstünde? Yani şu anda satılan, şöyle bahsedeyim, Türkiye'de araç parkı, otomobilden bahsediyorum, 13 milyon civarında. Bunun yarısından fazlası, %55'i 10 yaşın üzerinde, %26-30 civarında 20 yaşın üzerinde araçlar. Yani araç parkı her geçen gün eskiyor. Bunu bırakın, ikinci el pazarına baktığımız zaman ikinci el satışlarında da %30'u satışların 20 yaş üzerinde. Yani insanların gücü ancak 20 yaş üzerindeki otomobillere yetiyor. Türkiye'de ekonominin geldiği nokta bu. Yani bizim bunu düzeltmemiz gerekiyor. Herkes şöyle yanlış anlayabilir. Yani insanlar işte yemek yiyecek para bulamıyor, otomobil mi düşünsün? Ama otomobil de insanların barınmadan sonra en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi. Mobil olma ihtiyacı. Türkiye'de toplu taşıma çok güçlü olmadığı için ancak otomobille mobil olma şansına sahibiz. Yani özgürlüğümüze ancak otomobille ulaşıyoruz. Bu açıdan da bakmaları gerekiyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki otomobil mobil olma özgürlüğümüz de şu fiyatlarla elimizden alınmış durumda.
Evet, şimdi ikinci el araç piyasasının dinamiklerine de geçeceğim. Elbet bunlar da zaten sıfır araç piyasasının dinamiklerinden bağımsız değil ama ondan önce şunu da bir sormak istiyorum sana. Geçtiğimiz dönem yapılan matrah düzenlemesi, yanılıyorsam lütfen sen beni düzelt ama çok fazla piyasayla iletişimi yapılmadan bir anda gelmişti ki sen de az önce zaten söyledin bu tarz şeyler bir gece ansızın gelir diye. O zaman da şunu çok iyi hatırlıyorum. Resmi gazeteyi okuyup ilk yani sabah 5'te bu haberi veren otomotiv yazarı da sendin. Senden almıştık bu haberi de. O yüzden hatırlıyorsundur diye de düşünüyorum. Yani burada piyasa ile otomotiv piyasasıyla bunun iletişiminin önceden yapılmaması nasıl bir dezavantaj oluşturuyor? Ya şimdi Türkiye'de ne yazık ki bu son 10 yıldır kimseye danışılmadan bu tip karar alınıyor. Bunun arkasındaki sebepler belki bu tip bilgileri kullanıp ona göre fırsatçılık yaratabilirler, endişesi de olabilir, bilemiyorum ama geçtiğimiz yıl çok haklısın, Ağustos ayında yapılan ÖTV matrak güncellemesi kimseye sorulmadan yapıldığı için hiçbir işe yaramamıştı. Yani çünkü araç yoktu ortada. Eylül ayında da araç olmadığı için pazar çok ciddi şekilde daralmıştı. Yani geçen sene Eylül ayını hatırlatmak gerekirse işte yani 50 bin civarında, 48 bin civarında araç satılmıştı. Bir önceki yıl 90 bindi. Yani araç olsaydı aslında ciddi şekilde ivmelenme olacaktı ama aracın hiç olmadığı bir döneme denk geldiği için ne yazık ki sektörü rahatlatamamıştı. Sonra da kur i̇şte zıplamıştı yapılacak... zaten değil mi? Evet kur zıpladı yani hepsi üst üste geldi ama o günden bugüne yani Ocak ayında bir düzenleme yapıldı ama o düzenleme %50 ile 80'lik dilim arasına 60 ve 70 eklenmişti. Çok cüzi de 45 ve 50'de bir fiyat güncellemesi yapılmıştı ama geçtiğimiz Ağustos ayından bugüne tam anlamlı bir güncelleme yapılmadığı için dediğim gibi her 100 otomobilin şu anda 90'ı %80'lik ÖTV diliminde. O zaman sorarlar niye o zaman %45, 50, 60, 70'lik ÖTV dilimleri var? O zaman kaldırın bütün otomobiller %80'lik ÖTV diliminde olsun demek lazım eğer bir güncelleme yapılmayacaksa. Dolayısıyla dediğine katılıyorum. Bunun sektör yetkilileriyle konuşulup ona göre yapılması gerekiyor. Ama işte orada bazı çekinceleri olduğunu düşünüyorum. Bunu önceden haber alıp sızdırıp da fırsatçılık yaratılır mı? İşte stok yükü olur mu? Daha fazla stoklanır mı? Araçlar fiyatları ucuzlayacak diye yüksek montanlarda araç getirilir mi? Yani bu tip kafalarda soru işareti olduğunu düşünüyorum. Ama normalinde, normal şartlarda dediğin gibi bu tip kararların tüm paydaşlarla ortak bir noktada oturulup belirlenmesi gerekiyor. Evet tabii orada bir denge bulunması gerekiyor. Peki şimdi ikinci el araç piyasasına baktığımızda evet fiyatların geri gelmeyeceğinden bahsettin ve sıfır araç piyasasından da bağımsız hareket etmiyor elbette. Bu da realite ama şu an mevcut seviyeler sana anormal geliyor mu? Yoksa bu artık yeni normal, bunu kabul etmemiz gerekiyor noktasında mısın? Nasıl görüyorsun? Yani şimdi resmi enflasyonun %80'in üzerinde olduğu, yani hissedilen enflasyonun %150 olduğu ortamda otomobil fiyatlarının geldiği seviye şaşırtmıyor tabii ki. Çünkü otomobil kuru endeksli bir ürün. Kur fiyatları arttıkça otomobil artıyor, enflasyon arttıkça otomobil artıyor. Çünkü hem parçalar hem tedarik fiyatları artıyor. Enerji maliyetleri arttıkça fiyatlar artıyor. Yani bu açıdan baktığımız zaman şaşırtmıyor tabii ki ama bu fiyatların önlenemez bir şekilde yükselişi beni şaşırtıyor. Yani bu konuda bir takım düzenlemelerin, bir takım desteklerin devreye girmesi gerekirken hiç müdahale edilmemesi şaşırtıyor. Yani bugün Türkiye'de asgari ücretin 5500 lira olduğu ülkede geçtiğimiz günlerde paylaştım. Yani en ucuz otomobil bugün işte Türkiye'de üretilen bir model var. Küçük sınıfta, mini sınıfında 331.500 lira ki ya böyle bir otomobil yok aslında, sadece liste fiyatı olarak var. 60 ay hiç yemeden içmeden çalışarak alabiliyorsunuz. Amerika'da en ucuz otomobili 12 ayda alabiliyorsunuz asgari ücretle. Fransa'da 8 ayla, İngiltere'de 6 ayda. Yani sonuçta Türkiye'nin aslında şu anda geldiği noktada en iyi anlatan tablo bu. Yani bizim hem satın alma gücümüzün artması hem de diğer taraftan fiyatların inmesi gerekiyor. Sadece bir parametreyle ne yazık ki otomobil alımını sağlayamayız. Bunların hepsinin bir arada yapılması gerekiyor. İkinci el fiyatlarına geldiğimiz zaman ikinci el fiyatları sıfır araç tedariği olmayınca
Yani size Avrupa'dan istenilen araç, adette araç gelmeyince, 2-3 ay sıralar verilince, tabii ikinci elde otomatik olarak fiyatlarını şişirdi. Çünkü dedi ki bayiye gidiyorsun, araç yok, istersen ben sana aynı %20 pahalısına bu aracı verebilirim. Beklemek yerine insanlar ikinci eli tercih ettiği için balon fiyatlar oluştu. Ama bayram sonrasında bu fiyatlar, tabii fiyatlar öylesine arttı ki insanların alım gücü de düştü ve bir anda durdu. Yani alım durdu. Alım durunca da o balon fiyatlarının üzerindeki kısmi indirimler oldu. Yani neydi? %30 şişmişti fiyatlar. %10'luk bir indirim oldu. Şu an geldiğimiz noktada fiyatlar %10-15 inse bile alım olmadığı için ikinci el piyasasında daralma var. Yani aslında ikinci el geçen yıl Eylül'den işte ne zamana, Haziran'a kadar sürekli büyüyen bir pazardı. Ama bu Temmuz ve Ağustos'ta ciddi şekilde kayıplar verdi. Bu ayda Eylül ayında da düşüş bekleniyor. Dolayısıyla dediğim gibi alım gücü, fiyatların artması, insanlar artık alamıyorlar. Yani ikinci elde alamıyorlar. Dolayısıyla demin de bahsettim, ikinci elde de alınan nokta 10 yaş üzerinde, 20 yaş üzerindeki araçlar. O yüzden otomotiv sektöründe topyekün bir takım kararların alınması, stratejik olarak görüşülmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin, çünkü biz iç pazarda daralmaya devam edersek bu şekilde mevcut yatırımları da kaçıracağız. Yani mevcut yatırımlar yeni yatırımlarını Türkiye'ye yapmamaya başlayacaklar. Çünkü küçülen bir pazarda, yani 85 milyon nüfuslu bir pazarda 600 bin otomobil satılması gerçekten komik. Yani bugün tabii ki Almanya ile kıyaslayamıyoruz ama Almanya'da aynı nüfusa sahip yılda 3-4 milyon otomobil satılıyor. Yani biz bu oranda bakmamız lazım, bu şekilde değerlendirmemiz lazım. Türkiye'de iç pazar daralması sadece vatandaşların otomobil alamıyor olmasını engellemiyor. Aynı zamanda Türkiye'deki yatırım fırsatlarını, mevcut yatırımların da gitmesini sağlıyor. Bu açıdan da değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi Emre, baktığımızda aslında yurt içindeki faktörler her ne kadar otomotiv piyasasının arkasından esen rüzgar gibi olmasa da küresel anlamda da zaten durum böyle. Zira sen yurt dışı fuarlara da gittiğinde çip krizinin etkisini gözlemleyebiliyorsundur. Yakın zamanda da bu anlamda neler gözlemledin? Çip krizinde neredeyiz? Bir de şunu sormak istiyorum. Tayvan çip üretim merkezi sanıyorum. Dolayısıyla orada yaşanan herhangi bir siyasi kriz, işte Tayvan üzerinden Amerika ve Çin'in ilişkilerinin gerilmesi otomotiv piyasası açısından bir şey ifade ediyor mu? Ediyor tabii, kesinlikle ediyor. Yani oradaki problemler yansıyor. Oradaki Tayvan'daki ne bileyim kuraklık bile çok ciddi şekilde etkiliyor. Yani her açıdan etkiliyor Tayvan'da. Çünkü Tayvan dediğin gibi çok büyük üretim merkezlerinden bir tanesi. Her ne kadar bu çip krizi başladığında başka ülkelerde, başka işte Avrupa olsun, Amerika olsun, Asya olsun yatırımları devreye soktular ama bu yatırımlar öyle hemen yapıyoruz deyince olmuyor. Yani aradan bir yıl geçmesi gerekiyor. Çip tedarik problemine baktığımız zaman geçen seneki seviyelerde değil belki ama halen devam ediyor. Ve yapılan en son uluslararası açıklamalar 2023 yılında da devam edeceğini gösteriyor. Çünkü şöyle de düşünmek lazım. Bugün içten yanmalı bir otomobilde en az 1000 tane çip var. Elektrikli otomobillerin tabii ki penetrasyonu artmaya başlıyor. Avrupa'da kullanımı artmaya başlıyor çünkü emisyon sınırlaması var. Elektrikli otomobillerde 3000 tane çip var. Yani siz yeni yatırımlarla çip üretimini arttırsanız da bu kez ihtiyaç daha da artıyor. Dolayısıyla yani tedarik problemini 2023 yılı gibi bitecek gözükmüyor. Ama bunun dışında tabii ki uluslararası açıklamalarda, Türkiye'deki yetkililerle yaptığımız açıklamalarda lojistik probleminin çok ciddi olduğunu, özellikle konteyner probleminin hala devam etmekte olduğunu, ki konteyner fiyatları inanılmaz arttı. O da fiyatları, üretim maliyetlerini arttırıyor. Ama son olarak özellikle Rusya'nın Avrupa'ya gazı vermeyi durdurmasıyla beraber önümüzdeki süreçte aslında en büyük kriz enerji krizi yaşanacak. Bu enerji krizinin, çünkü enerji üretim maliyetlerinin %10'unu falan teşkil ediyor. Yani dolayısıyla enerjide yaşanacak bir kriz
üretim maliyetlerini hem durma noktasında hem de maliyet artış oranında arttıracak. Yani bir taraftan gaz fiyatlarına bağlı olarak elektrik fiyatları ve gaz fiyatları inanılmaz artacak. Bu artışla beraber bu üretim maliyetlerine yansıyacak. Bir taraftan da gaz kesilmesiyle birlikte enerji tasarrufu yapılacağı için üretimler duracak. Yani önümüzde bizim şimdi biz pandeminin etkilerinden çıktık, bir de böyle bir krizle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben yine buradan söyleyeyim, yani önümüzdeki 3 ay boyunca otomobil fiyatlarına, yeni sıfır otomobil fiyatlarına ciddi zamlar gelebilir. Yani zamlar geliyor zaten ama şu anda işte %3, %4 zamlar geliyor. Ama önümüzdeki dönemde bu fiyat artışları daha da artabilir. Çünkü çok ciddi bir enerji krizi, çok ciddi bir resesyon Avrupa'da gündemde. Bunu da bu açıdan değerlendirmek lazım. Emre, çok teşekkür ediyorum. Geniş bir perspektiften bakmaya çalıştık piyasanın dinamiklerine. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci bizimleydi. Teşekkürler yorumların için. Evet, şimdi kısa bir araya gidelim. Birazdan karşınızdayız.